değerli basın mensupları, hepinize iyi çalışmalar ve sağlık diliyorum. Bugün bir saat önce Lütfi Türkkan'a bir tweet atmıştım. 128 milyar nerede, damat nerede diye. Lütfi Bey de bana cevap vermiş. Şimdi kapıda konuştuk. Şeytan aldı götürdü, biz de şeytanın peşindeyiz diyor. Lütfü Bey'e şeytanın peşindeki mücadelede başarılar diliyoruz. Ee, evet, Türkiye'nin Türkiye'de artık ağlanacak halimize güler hale geldik. Bu Türkiye açısından hiç iç açıcı bir tablo da değil. Covid 19'la mücadele adı altındaki beceriksizlerin, beceriksizliklerin ayuka çıktığı, pik yaptığı bir dönem yaşıyoruz. Bunlara çok kısa kısa değinmek istiyorum ancak görüyorum ki Cumhur İttifakı Türkiye'de yaşanan sosyal ve ekonomik krizi örtmek, örtülemek, mümkünse unutturmak siz medya mensuplarının bu konuları konuşmaması için her gün bir gündem yaratma gayretlerinden de hiç vazgeçmiyorlar. Şimdi son olarak Küçük Ortak 100 maddelik bir anayasa teklifini sallaya sallaya dün ortalıkta yeni bir kendince tartışma başlatmak istedi. Peşinen söylemek isteriz ki Türkiye'nin sorunu öncelikli sorunu anayasa değildir. Türkiye'nin öncelikli sorunu mutfaktaki, sokaktaki, iş yerlerindeki yangındır. Evet bu anayasanın <laughs> Madde sayısı kadar değişikliğe uğramış orta yerdeki anayasanın bir darbe anayasası olduğu şüphesiz bir gerçektir. Yalnız benim anlamadığım şu her vesileyle orta yerdeki anayasayı çiğneyenlerin şimdi yönetilemez hale gelen savrulan Türkiye'yi sokağın feryadını örtmek için anayasa tasarısına sımsıkı sarılmalarıdır. Ya siz önce orta yerdeki, yürürlükteki anayasaya biraz saygı gösterin, biraz uyun, ondan sonra yeni anayasa konuşun. Hayır, Sayın Bahçeli'de, Sayın Erdoğan'da herkes de bilmelidir ki, Türkiye'nin suni gündemle geçirecek bir dakikası bile yoktur. Peşinen gene söylemek isteriz ki, yeni anayasa yeni meclisin ilk işidir. Öyle de olmalıdır. Herkes iddiasını koyar ortaya, millete gidilir, milletin takdiri ile oluşan meclis, yeni meclis gereğini yapar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ucube sistemi tahkim edecek hiçbir işin içinde olmayacağını da ilgili taraflara buradan peşinen beyan ederiz. Kaldı ki Devlet Bahçeli dünkü teklifiyle bu artı e, sistemin ucubeliğini kabul ve tescil ettiğini de beyan etmiştir. Bu bakımdan hazırladığı anayasa bu sistem, bu ucube sistem içinde bile birçok değişikliği ön görmekte. Ama içeriğini tartışmak istemiyoruz. Bizim derdimiz anayasa değil, bizim derdimiz milletin ızdırabıdır. Bizim derdimiz kaderine terk edilen milletin feryadıdır. Bizim derdimiz Tayyip Erdoğan çatlasa da patlasa da 128 milyar doların akıbetini öğrenmektir. Bulmaktır. Bizim derdimiz kayıp damattır. Kayıp bakandır. Onların yarattığı devlette yarattığı tahribattır. Bizim derdimiz bakanlarla boy boy fotoğraf çektirip sonra kripto para dolandırıcılığıyla yüz binlerce insanı dolandırıp yurt dışına kaçanlara kimin olanak sağladığını bulmaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye artık yönetilmiyor. Sayın Genel Başkanımızın müteahhit defalar söylediği gibi Türkiye bildiğin savruluyor. Türkiye artık anayasa hak getire Türkiye artık kanunlarla da yönetilmiyor. Üzülerek, içim acıyarak söylüyorum. Genelge adı altında Türkiye fermanlarla idare ediliyor. Fermanlarla idare edilir hale geldik. Ve yasakların, yoksulluğun ve yolsuzluğun tıpkı Covid vakalarında vefat sayılarında olduğu gibi pik yaptığı 20 yıllık AK Parti iktidarı süresinde pik yaptığı bir noktaya geldik. Tek adam rejimi, şahsım hükümeti ve parti devleti Türkiye'de fiili olarak faşizme dönüşmüştür. AK Parti'yi ve Erdoğan'ı eleştirmek suçtur. AK Parti ve Erdoğan'dan müşteki olmak suçtur. Erdoğan yanlış yapıyor demek suçtur. Devletin kör kuruşunun hesabını sormak suçtur. Kaderine terk edilen esnafımızın hakkını savunmak suçtur. Velhasıl tek adama, saray rejimine şahsım hükümetine laf etmek suçtur. Ve biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Erdoğan çatlasa da, patlasa da orta yerdeki yanlışlıkları, orta yerdeki arsızlıkları, orta yerdeki hırsızlıkları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Covid aşısıyla ilgili Kafaların en karışık olduğu noktadayız. Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Bu rakamlar daha da artması, artma gayreti içindeyiz dedi bakan. 11 Şubat 2021. 50 artı 50 milyon sinovak talebimiz var. 130 milyon yakın aşı'nın sözleşmesini yaptık. 17 Şubat 2021. Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak. 11 Mart 2021. Nüfusumuzun 50 milyonu kısmını sonbahardan önce aşılamak istiyoruz. 11 Mart 2021. Aşı programı muazzam şekilde yürüyor. 25 Mart 2021. Mayıs sonuna kadar 105 milyon aşıya erişeceğiz. 1 Nisan 2021. Yerli aşımız en kısa sürede tamamlanacak. 13 Nisan 2021. Biontech aşısı Haziran'da 30 milyon doz gelecek. 22 Nisan 2021 çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek. 26 Nisan 2021 Sinovac sözünde durmadı. 28 Nisan 2021 aşı tedariki önümüzdeki iki ay güçleşiyor. Sonra aşı bolluğu bekleniyor. Bu ne ya? Tarih tarih söyledim. 26 Nisan'a kadar millete aşı bolluğu vaat eden, öngören olmayan aşıları Türkiye'deymiş gibi anlatan Sağlık Bakanı sıkıntıya girdik diyor. Enteresan olan şu Sağlık Bakanı sıkıntıya girdik derken Erdoğan da aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde zaten aşımız var diyor. Şimdi ben buradan aziz milletimize soruyorum. Erdoğan mı yalan söylüyor? Sağlık Bakanı mı yalan söylüyor? Birisinin söylediği yanlış. Birisi milleti kandırıyor. Sağlık Bakanı bir sıkıntı var diyor. İki ay darlığımız var diyor. Erdoğan ben bunu kabul etmem diyor. Baştan verilen, bol keseden atılan, öngörülen vaatler var. Türkiye nüfusunun neredeyse iki katına yetecek kadar aşı ile ilgili bütün bağlantılar, angajmanlar yapılmıştı. Bu milleti küçümsemek, milletin aklıyla dalga geçmek, milletin haliyle alay etmektir değerli arkadaşlar. Çok net olarak şunu söylemek isterim ki Sağlık Bakanı lebalep kongrelere, tarikat şeyhlerinin kalabalık cenazelerine ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrolsüz, izansız, bilim dışı müdahalelerine yenik düşmüştür. Ve milletin kendisine açtığı krediyi çok çabuk tüketmiştir. Ben korkuyorum Sayın Bakan'a, bakan adına üzülüyorum. Sonunda yaşanacağı öngörülen bu vahim tablonun faturasını da Erdoğan <laughs> Sağlık Bakanına kesecek. Hak etti hak etmedi ben onu bilmem. Ama Sağlık Bakanı aynı zamanda bir bilim insanıdır. Siyaset adamı olduğu kadar. Siyaset insanı olduğu kadar. Ben Sağlık Bakanı'nın yerinde olsam Erdoğan'ın bu basınç ve vesayetinden kurtulmak için ne gerekiyorsa onu yaparım. Ya Erdoğan Sağlık Bakanı'na müdahale etmeyecek ya Sağlık Bakanı bu müdahaleye boyun eğmeyecek. Dost acı söyler. Bütün fatura Sağlık Bakanı'na çıkar. Erdoğan aradan sıyrılır. Sayın Fahrettin Koca, sen de kesebilirsen faturayı bilim kuruluna kesersin. Bilim kuruluyla ilgili de değişik zamanlarda görüşlerimizi açıkladık. Daha net, daha objektif e, bildirimler ve al duymak istiyoruz bilim kurulundan da. Neyin ne olduğunu milletin bilmeye hakkı var. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Oldu bitti an itibariyle Türkiye'de iki doz aşıyı yaptıran insan sayısı sadece ve sadece 9 milyon. 84 milyon olduğumuz düşünüldüğünde bunun Türkiye için karamsar, vahim, endişe verici bir tablo olduğu ortadadır. Biz şimdi muhalefet olarak <laughs> amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil elbette ama bunu sormayacağız mı? Bunu söylemeyeceğiz mi? Sokaktaki vatandaşa 150 milyon, 200 milyon, 50 artı 50 milyon doz aşılar aldık, geliyor diye yalan söylemenin milletin umutlarıyla oynamanın bir alemi var mı? Yok. Yapılan işin Türkçe karşılığı nedir? Ayıptır. Millete saygısızlıktır. Bu ülkede kim hangi yetkiyi kullanıyorsa bilmelidir ki kaynağını milletten ve anayasadan almaktadır. Kim hangi yetkiyi ve makamı kullanıyorsa bilmelidir ki o makamın asıl sahibi millettir. Oturduğunuz makamların sahibinin millet olduğunu bilin. Bu milleti daha fazla küçümsemeyin. Ve Türkiye'nin bir an önce bu konudaki politikalarını gözden geçirmesi gerekir. Bunun bir şartı var. Bana göre ilk şartı da şudur. Sağlık Bakanı'na ve bilim kuruluna yapılan siyasi müdahale, basınç ve tasallut bir an önce bitmelidir. Bilim kuruluna ve Sağlık Bakanı'na bu şahsım hükümetinin, saray rejiminin, parti devletinin baskısı sürdüğü müddetçe Sağlık Bakanı'nın ve bilim kurulunun elleri, kolları, gözleri, kulakları bağlı kalacaktır. Ortada yaşanan realiteyi bile göremez hale geleceklerdir ve gelmişlerdir. Değerli arkadaşlar. Kapanma kararları. Genelgeler. Fermanlar diyoruz onlar artık. Padişah fermanları ki o padişah fermanlarının bile bir yasal dayanağı vardı. <laughs> Türkiye'de 50 milyon insanı ne söylediğimi bilerek söylüyorum. 50 milyon insanı katıksız hapis cezasıyla cezalandırarak eve kapatmaktan başka hiçbir işe yaramamıştır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu tip kap kapanma kararlarında insanlar kendi kaderleriyle baş başa bırakılmamıştır. Dünyada biraz sonra değineceğim sosyal destek ve yardım, ekonomik destek ve yardım konusunda Türkiye üçüncü dünya ülkelerinden daha geri bir noktadadır. İnsanına en az yardım eden devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Dünyada son üç sıradayız. Bizim altımızda iki devlet var. En az yardım eden iki devlet var. Ne kapandık ne açıldık. Olan yine esnaf oldu. Olan yine çalışamayan çalışan oldu. Olan yine çiftçiye oldu. Genelge ferman kargaşası yaşıyoruz. Bir genelge yayınlıyorlar. Biz o genelgeyi anlayana kadar yenisi çıkıyor. Biz daha genelgeyi anlamamışız. Nasıl icraat edeceğimizi, icraat edeceğimizi, neresine nasıl uyacağımızı bilemezken yeni geler, genelgeler çıkıyor. Son market genelgesi, son pazar yeri genelgesi. Ne oldu? İş işten geçtikten sonra Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, Muğla'da, Hatay'da on binlerce çiftçi, yüz binlerce ton kilo sebzeyi, meyveyi çöpe döktükten sonra Cumartesi günleri pazarları açacağız. Ayın sekizinde ve on Ya bunların Türkiye'den haberi yok. Her semtin pazar günü, pazar yeri günü farklıdır. Perşembe günü pazar olan semt var, cuma günü pazar olan semt var, cumartesi olan var, pazar var, pazardır. Türkiye'nin gerçeğinden bir haber olduklarının en somut örneği bu pazar yeri genelgesidir. Olsa ne bu saatten sonra? Cumartesi pazarlarını açsanız ne? Tablo şu. Üretici ürünü çöpe döktü. Aç kaldı. Tüketici pazarda rafta domates bulamıyor. Aç kaldı. Üretici aç, tüketici aç. Bunun sorumlusu kim? Bunun bir tane sorumlusu var. Hani Covid ile ilgili 84 milyonu sorumlu tutmuştu ya Sağlık Bakanı. Bunun bir tane sorumlusu var. Adı Recep Tayyip, soyadı Erdoğan. Yani tek adam. Şimdi bu işin bir hesabı olmayacak mı? Bu Covid'le mücadelede kapanma süresinde başarısızlık ötesi, beceriksizlik ötesi, hezimet ötesi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir fiyasko. Bir fiyasko bir düş, bir şok, bir hayal kırıklığını 84 milyona yaşatırken buradan tekrar söylüyorum. Son 17 günlük kapanma 50 milyon insana katıksız hapis cezasıdır. Değerli arkadaşlar. Bakın. Burada sosyal koruma kalkanı devletin resmi şeyi var, eee antet mührü var. Burada Erdoğan diyor ki 60 milyar 38 milyon 892 bin 590 lira verdik. Sosyal koruma kalkanında. Vallahi de billahi de bunu hesapladım. 20, 36 milyonu işçinin kumbarasından alınıp dağıtıldı. İşçinin kumbarasından, işsizlik fonundan alındı, millete dağıtıldı. Biz devlet olarak biz dağıttık diyorlar. 2 milyarı da biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasından mütevellidik. 22 milyardan bir kuruş daha fazla para bu millete sosyal koruma kalkanı kapsamında dağıttılarsa ben adımı değiştireceğim. Heyhat Fahrettin Fuat Oktay bir açıklama yaptı. Dün mü yaptı? Evvelsi evet. gün. Uçmuş. Uçmuş. 600 milyar dağıttık dedi. 600 milyar. Erdoğan 60 milyar devletin resmi rakamına göre Sosyal destek programına hane bazlı biz bize yeteriz kısa çalışma ödeneği nakti ücret desteği işsizlik ödeneği normalleşme desteği toplam 60 milyar Fuat Oktay Cumhurbaşkanının yardımıyla 600 milyar dolar dağıttık. Lira pardon dolar aklımız 128 milyar dolarda. 600 milyar TL'yi kime dağıttın? Kime dağıttın? Borcu borçla kapatmak için bankaların faizle verdiği kredileri sayıyorsan o bile bu parayı o buna te tekabül etmez. Şimdi eğer Fuat Oktay'ın dediği 600 milyar TL dağıtıldıysa bunu lokantacılar almadı. Garsonlar almadı. Valeler, berberler, kahvaneciler, gündelik temizlik işçileri, inşaat işçileri, kantinciler, yurt işletmecileri, taksi esnafı Servisçiler, çiftçiler, emekliler, memurlar, EYT'liler almadı. 600 milyarı kim aldı? 600 milyar dağıtılmadı da. Bir para dağıtıldıysa kesin beşli çetededir. Beşli çeteye büyük muafiyetler hiç hız kesmeden devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, bu tablo karşısında söylenecek şudur. Türkiye ve 84 milyon bu eziyeti bu zulmü hak etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti 84 milyon insanı evde katıksız hapse mahkum edecek devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti insanına ne halin varsa gör diyecek bir devlette değildir. Ama geldiğimiz noktada tablo bu. Sıcak bir tartışmamız var. Eller arkaya koymak suç. Yasak. Saygısızlık. Fena saygısızlık hem de. Ayıp olan şu. Fatih Sultan Mehmet Han tablosunu asırlar sonra orijinal bir tabloyu hak ettiği yere taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza Fatih Sultan Mehmet Han'a saygısızlık yaptın demek için mercimek büyüklüğünde bir beyin bile olsa demez. Demez. Şu ülkenin haline bak. Şu iktidarın eee be, e, becebi çareliğine şu yargının da içinde bulunduğu hale bir bakın ya. Bir bakın. Allah yakışan iftiradan korusun denmiştir. İşte bu yakışmayacak bir iftiradır. Onun için Sayın İmamoğlu da partimiz de bu konuda rahattır. Ama bir şeyin bilinmesi lazım. Bu tablo milleti güldürüyor. Güldürürken düşündürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının böyle bir ihbardan yola çıkarak Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması için ön soruşturma, ön inceleme başlatmasını neyle nasıl izah edeceğiz? Ben o zaman İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına göre bu fotoğraf eğer suçsa ben de bir saygısızlık ihbarı yapayım. Şehitlerimize saygı herkesin ve hepimizin birinci önceliğidir şehidimizin Allah'ım nur gölünde yatırsın cenazesi. Beyefendi dirseğini tabuda atmış. Önünde mikrofon nutuk atıyor. Ey İstanbul savcısı. Bir saygısızlık arıyorsan burada. Burada bir saygısızlık yok. Burada bir doğallık var. Kaldı ki burası Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi değil. Kabri değil. Fatih Camii'nin haziresinin bahçesi. Saygısızlık burada başsavcı. Bak. Şehitler bizim kutsalımızdır. Şehit tabutları omuza alınır. Şehit tabutlarının tepesine dirsek konulup nutuk atılmaz. Sayın savcı, eğer saygıdan mütevellit bir soruşturma açacaksın, al sana belge. Açamazsın dedi. Açmayı aklından bile geçiremezsin. Peki ne yapılmış? Başka Ekrem Bey ne yapmış? Yenilenen seçimlere düğün tarihi gelen Cihan Yaşar'ın, Batmanlı kardeşimizin 23 Haziran'da ben bu düğünü yapmam İstanbul'da oy kullanacağım diyerek düğününü iptal etmesi üzerine Sayın İmamoğlu bu kardeşimize ces yapmak için düğününe gitmeye karar verir. Ertelenen düğüne. 23 Haziran yenilenen İstanbul seçimleri nedeniyle çocuk düğününü ertelediği için İmamoğlu Batman'a gider. Gitme kardeşim niye gidiyorsun Batman'a Diyarbakır'a? Sonra ne olur? Düğün yapılır. Diyarbakır'a geçilir. Ve Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz Başkan makamında görevindeyken ziyaret edilir. Ve bu ziyarette Sayın İmamoğlu, Kayapınar Belediye Başkanımıza Atatürk tablosu hediye eder. Bu tablonun bir özelliği de şudur. 31 Mart 23 Haziran arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atanan Kayyum'un duvardan indirdiği tablodur bu. Duvardan indirdiği Atatürk tablosudur. Kayapınar Belediye Başkanına hiç Atatürk tablosu hediye edilir mi? Bu suç. Etmemek lazım. Gitmemek lazım. Türkiye'yi kafalarda bölmek lazım. Böyle bakıyor birileri. Belediye başkanımız da hayır kardeşim. Doğusuyla, batısıyla, Kürdüyle, Türküyle biriz, bütünüz, beraberiz, kardeşiz diyor. Anlamlı bir ziyaret. Güzel bir ziyaret. İç barışımıza, toplumsal barışımıza katkı yapacak bir ziyaret. Hayır, bu da suç. Bu da suç. Ve bunun içinde ayrıca İstanbul Cumhuriyet Savcısı soruşturma açıyor. Açarsan aç. Açmazsanız namertsiniz. Demin söyledim. Faşizme karşı mücadele edeceğiz kardeşim. Sonunda ne varsa var. Cezaevi ise cezaevi. Soruşturma ise soruşturma. Ne varsa var. Bu ülkeyi kuranlara, aziz şehitlerimize borcumuz var. Bu topraklarda bu milletin hür ve bağımsız yaşaması için mücadele edeceğiz. Tıpkı Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in söylediği gibi "Yaşasın hürriyet, yaşasın adalet" diyerek yolumuza devam edeceğiz. Büyük Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti temel değerleriyle, nitelikleriyle birlikte sonsuza kadar yaşatmaya da devam edeceğiz. Yolun sonu göründü. AK Parti'nin ve özelde de Erdoğan'ın peş peşe yaptığı bu çılgınlıkların sebebi Erdoğan'ın gidişini görmesidir. Ve Erdoğan da şu klasiğe uydu. Makamı kendi mülkü zannederler, zannedenler yargının gırtlağına çöker. Erdoğan elini yargının gırtlağından çek. Savcılar senin emir erin değil. Savcılar senin özel kalem müdürün değil. Savcılar senin ilçe başkanın, il başkanın değil. Yargıyı rahat bırak. Rahat bırak ki toplumu daha fazla germe diye seslenmek istiyorum. Ve değerli arkadaşlar, elini kavuşturana, seçilmiş görev başındaki belediye başkanına ziyarete soruşturma açılan ülkede görevini kötüye kullanan, ihaleye fesat karıştıran ürettiği dezenfektanı kendi bakanlığına faiz fiyattan satan ve Cumhurbaşkanı'nın eşi üzerinden nüfus ticareti gümrüklerde nüfus ticareti yapan Ruhsar Pekcan'a soruşturma yok yasak. Ben Ruhsar Pekcan nerede diye de soruyor arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Ruhsar Pekcan için iki yol var. Ruhsar Pekcan ya yüce divana gidip yargılanacak ya da büyük elçi yapılacak. Üçüncü bir yol yok. Bakalım hep birlikte bunu da izleyip göreceğiz. Değerli arkadaşlar, 128 milyarı sormaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine ait stokta bir dolar parası kalmadı. Biz buna Nasıl seyirci kalalım? Çıksın desin ki Merkez Bankanı, ba Bankası Başkanı kasamızda şu kadar artı rezerv var, dolar var desin. Merkez Bankası'nın rakamlar günlük değişiyor. Dolar rezervi şu anda eksi 60 milyar dolardır. Yani Merkez Bankası 61 milyar dolar bulursa 60 milyar eksiği silince 1 milyar doları kasasında olabilir. Manzara bu kadar kötüdür. Bu operasyon 2017-2020 arasında yapılmıştır. 3.60'dan dolar 8.10'a çıkmıştır. Bu şu demektir? 5 tane 128 milyar TL'dir kur farkından. Bu da 640 milyar TL'dir. 640 milyar TL'yi millete şöyle anlatayım. İki sene önceki Türkiye bütçesi 900 milyardı. 900 milyar. Türkiye bütçesi kadar para Erdoğan'ın talimatıyla, damadın icraatıyla eşe, dosta, yandaşa peşkeş çekilmiştir. Ve Erdoğan unutmamalıdır. Sen 2002'de dört buçuk milyar dolar nerede diye bağıra 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 iktidar oldun. Şimdi 128 milyar dolar ne yaptın diye sonra 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 seni ilk sandıkta oradan indireceğiz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet, Olabilir efendim. efendim. İntiharları Siyasetin konusu yapmayı, toplumsal psikolojimizi olumsuz etkilemesi bakımından genelde çok doğru bulmuyoruz. Ama biraz önce anlattığım şekilde Türkiye artık yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Beceriksizlik ötesi, basiretsizlik ötesi e, bir tabloyla Türkiye karşı karşıya. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu hal, bu ekonomik buhran, kriz demiyorum ekonomik buhran beceriksizlikle izah edilemez kötü niyetle izah edilir. Kötü niyetle. Devletin <laughs> kör kuruşunu, devletin bütün birikimini kendisine ve yakınlarına aktarma anlayış ve gayretinin sonucu Türkiye'de insanlar yatağa aç giriyor. Ben 2021 bütçesinde bu milleti kuru ekmeğe mahkum ettiniz, açlığa mahkum ettiniz dediğimde kuru ekmek yiyorsa aç değildir diyen bir zihniyet Türkiye ekonomisini batırmıştır. Dibine kadar batırmıştır. Ve şimdi bu ekonomik buhranın olumsuz sonuçlarını üzülerek biz de izliyoruz. Bunun için CHP olarak milletimize, vatandaşlarımıza biraz daha sabır diyoruz. Bu zulüm bitecek diyoruz. Biraz sabredin. Çok zor şartlarda yaşıyor vatandaşlarımız. Onlardan biraz sabır ve umut istiyoruz. Geleceğe umutla bakmalarını istiyoruz. Bir ülkede, bir ülkede insanlar ekonomik nedenlerle intihar ediyorsa bunun sorumlusu ülkeyi yönetendir. Ve bu sorumlu da bu sorumlu da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Devlet demiş söyledim. Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamasından benim anladığım Bahçeli de bu sistemin ucube bir sistem olduğunu tespit etmiştir, tayin etmiştir, doğrulamıştır. Bu sistem rötuşla, revizyonla düzelecek bir sistem değildir. Bu sistem üzerinde tartışmayı, Bahçeli'nin önerileri dair tartışmayı doğru bulmuyoruz. Bu sistemden Türkiye bir an önce kurtulacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem her şeyin ilacıdır. Türkiye'de anayasa ve demokrasi an itibariyle askıdadır. Orta yerde anayasanın askıda olduğu bir ülkede anayasayı askıya alanlarla oturup anayasa konuşmak abeste iştigaldir. Evet. Yalan üretim merkezi derken AK Parti şöyle yayınlamış bunu. Tam bu AK Parti kendi logosu internetteki Twitter'daki adres böyle. Yalan üretim merkezini kendi parti sütunlarının adresin içine koymak suretiyle kimin ne kadar yalan söylediğini itiraf etmişler. Burada bir teknik belki hata yapılmış ama işin doğrusu budur. O videoyu izledim. O video tam olarak şudur. Özellikle Z kuşağının aklını küçümsemektir o video bitmişliğin tükenmişliğin cisimleşmiş halidir. Yalanlarla ilgili, Erdoğan'ın yalanlarıyla ilgili vakti zamanı geldiğinde ben de zamanım bittiği için şimdi ee, şey yapmak istemiyorum. Söyleyeceğimiz o kadar çok şey var ki. O kadar çok şey var ki. Ama bu video kesinlikle söylüyorum başta Z kuşağı almak üzere milletin aklını küçümsemektir. Milletin aklını hafife almaktır. Evet. Aa, özür özür pardon. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sekiz senedir dilinde tüy bitti. Mısır'da niye büyük elçimiz yok? Mısır'la bizim tarihsel, ekonomik, sosyal, siyasal ilişkilerimiz var. Çok kadim ilişkilerimiz var. Türkiye Mısır'la kopmuş olarak Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini gereği gibi savunamaz, sahiplenemez diye çok sayısız yapıcı uyarılarda bulunmuştu. Ve o zaman AK Parti bizi eleştiriyordu. Mısırla ilişki kurun dedikçe bizi ihanetle suçlayan AK Parti'yi biz şimdi yedi yıl sonra geç de olsa Mısırla ilişki kurduğu için ihanetle suçlamıyoruz. Doğru bir iş yapıldığını söylüyoruz. Keşke Sayın Genel Başkanımızı dinleyip bunu e, yedi 7 yıl önce yapsalardı inanın bugün hem Doğu Akdeniz hem bölgede daha saygın bir Türkiye olur idi. Evet buyurun. eee şöyle demin söyledim onu. Aslında eee söylediklerim için onun cevabı var. Türkiye'de artık Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsız edecek her söz suçtur, suç unsurudur. Ama eee muhalefetin iktidara hesap vereceksiniz demesinden doğal ne olabilir arkadaşlar? Muhalefetin iktidara bu konuda eğer muhalefet iktidarın bir konuda yanlış yaptığını, kusur işlediğini düşünüyorsa, bunun hesabını vereceksiniz demek de suç oluyorsa, işte benim söylediğim doğrulanıyor. Şahsım hükümeti, parti devleti, saray rejimi, alt alta yaz, topla, faşizm. Bu tahammülsüzlük ve bu tür açıklamalara soruşturma herhalde Hitler döneminde de yapılmamıştır. Ama genel bir kaydını kaydeyi Erdoğan'ın da Kılıçdaroğlu'nun da herkesin bilmesi lazım. Siyasetçinin hesap vereceği üç yer vardır. Siyasetçi sandıkta hesap verir. Siyasetçi hakkında bir iddia varsa mahkemede hesap verir. Siyasetçi mahşerde hesap verir. Siyasetçi bu üçünden de kaçamaz. Onun için siyaset yapanlar hesap verme kültürüne de alışacaklar. Sayın milletvekilimizin değerlendirmesinde soruşturma konusu olacak bir yanlış bulmak şöyle dursun tümüyle doğru bir değerlendirme yapmıştır. Ama söylediğim gibi artık Cumhuriyet Savcıları talimat almadan Erdoğan bundan nasıl olsa rahatsız olur diye soruşturmayı patlatıyorlar. Pat, patlatsınlar bakalım. Eee nereye varacağız bilmiyorum. Nasıl demişti damat sonu hayır olur inşallah mı demişti inşallah sonu hayır olur. Bu laf bana değildi. Berat Albayrak'ın istifasındaki sonu hayır olur inşallah lafı CHP'ye söylenmiş bir laf değildir. Bunu da altını çizmek lazım. Evet. Hoş geldiniz ayağınızın tozuyla. Ha, pardon pardon. her partinin hem CHP'nin hem İyi Parti'nin hem bildiğim kadarıyla Saadet Partisi'nin Demokrat Demokrat Parti'nin DEVA Partisi'nin Gelecek Partisi'nin velhasıl bütün partilerin bu sistemden rahatsız oldukları için yeni anayasa hazırlıkları var mutfaklarında çalışılıyor. Ben Cumhur İttifakı'nın bu sistemden özellikle Bahçeli'nin bu sistemden aslında iç dünyasında bu kadar rahatsız olduğunu e, öğrenmiş oldum bu vesileyle bundan da memnunum her parti güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili şüphesiz biz bu ucube sistemi yerle yeksan ederken eski sistemi getirecek halimiz yok. Eski sistemin de şüphesiz eksikleri, aksiyan yönleri, kusurları vardı. Onun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin işleyebilir, işlerliği yüksek, kuvvetler ayrılığı kesin köşeli çizgilerle belirlenmiş bir güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda Millet ittifakına mensup bütün partilerin kendilerince mutfaklarındaki çalışmalar günü geldiğinde bir araya gelinmek suretiyle ete kemiğe büründürülecektir demek mümkün. Evet. Sanıyorum bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ne efendim? İftara girmedim efendim. Eee

çok farklı. Birisi kapalı alanda Sayın Erdoğan'ın ifti. Allah kabul etsin tabii önce onu söyleyeyim. Ee, kapalı bir alanda Sayın Genel Başkanımızınki açık bir alanda. Sayın Genel Başkanımızın iftarı Sayın Mansur Yavaş'la birlikte toplam sekiz ya da dokuz kişiyle sınırlı. Erdoğan'ın masa çok uzundu ben sayamadım. Ama bu konuda devleti yöneten Erdoğan'ın daha dikkatli daha titiz olması lazım 5-6 kişilik bir iftara Sen genel başkanımızın yaptığı iftar bakımından söylüyorum lebalep yakıştırmasını biraz insaf ölçülerinin dışında bulduğumu belirtmek isterim Çok teşekkürler arkadaşlar saygılar